Arkadaşlar merhabalar. Sizlere Samsung Galaxy J6 Plus modeli hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. Ama yorumumu söylemeden önce ilk olarak siz bu telefonu kullanıyorsanız eğer sizin fark ettiğiniz avantaj ve dezavantajları lütfen yorum kısmında bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü bu ürünü almak isteyen arkadaşlarım varsa sizin yazacağınız yorumlar sayesinde fikir sahibi olabilirler. Kanalımızın amacı da zaten bu. İlk olarak küçük teknik özelliklerinden bahsetmiyorum. Hemen sizlere yüzeysel olarak J6 Plus'ın teknik özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz J6 modeli var. Bu da hemen sonrasında çıkan Plus modeli. Fark olarak işlemci özellikle Snapdragon 425 işlemci eklenmiş. İyi performanslı bir işlemci. Aynı zamanda 4 çekirdekli. Bunun dışında hemen arka tarafında çift kamera eklenmiş. Ve bir yardımcı kamerası var. Normalde J6 modelinde tek kamerayken bununla ekstra bir yardımcı kamera eklenmiş. Arka kamerası 13 megapiksel ve yardımcı kamera ise 5 megapiksellik bir yardımcı kamerası var. Bunun dışında ön kamerası ise 8 megapiksellik bir ön kameraya sahip. Ve 3300'lük bir batarya var cihazda. Özellikle pil ömrü bu cihazda oldukça iyi gidiyor. Ve arkadaşlar 32 GB'lık dahili hafıza ve 3 GB'lık RAM var bu cihazımızda. Ve arkadaşlar avantaj olarak söyleyebileceğim bu cihazımızda ekstra bir yüz tanıma sistemi var. Ve diğer Samsung modellerde alışık olmadığımız bir parmak izi okuyucusu hemen yan tarafa eklenmiş durumda gördüğünüz gibi. Diğer modellerde ise özellikle hemen kameranın arkasına alt kısmına koyuyordu parmak izini, oradan algılıyordu. Ama bu modelde hemen gördüğünüz gibi şu kısımda parmak izi okuyucu özelliği hem tuş kilidi hem de parmak okuma özelliği bu kısma eklenmiş. Arkadaşlar benim şöyle bir yorumum var, yani fark ettiğim dezavantaj olarak şöyle. Telefon genel olarak güzel ama ekranı beni tatmin ettiğini söylemem. Çünkü ekran çözünürlüğü, piksel yoğunluğu 274 ppi. Bu da normalde film izlerken ya da oyun performansı konusunda çok tatmin edici olduğunu söylemem. Özellikle çok dikkatli bakacak olursanız piksellerin keskinliğini görebiliyorsunuz. Çok dikkatli, detaylı böyle yaklaşırsanız eğer küçük pikselleri fark edebiliyorsunuz. Ama diğer Full HD AMOLED olanlarda, örneğin 440 ppi'nin üstünde olan piksel yoğunluğunda bunu kesinlikle fark edemezsiniz. Çok iyi bir performans olduğunu söyleyebilirim. Samsung bunu genelde pil ömrünü daha uzun süre kullanması için kullanıcıların piksel yoğunluğunu biraz daha düşük, çözünürlüğünü biraz daha düşük tuttuğunu söyleyebilirim. Bir dezavantaj olarak da gördüğüm parmak izi okuyucunun yan tarafta olması. Özellikle sağ ve sol elle kullanırken, yani eliniz bazen ekran büyük olduğu için yetişememe durumu söz konusu olabiliyor. Diğer modellerinde hemen kameranın alt kısmındayken her iki elinizle direktmen değdirip açabiliyorsunuz. Bence kameranın altında parmak izi okuyucu özelliğinin olması daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz günümüzde artık Type-C şarj girişleri var, çift yönlü. Bu cihazda hala mini USB şarj girişimiz mevcut. Arkadaşlar genel olarak ürünü beğendim. Dediğim gibi ekran dışında, yani ekran çözünürlüğü dışında ve yan tarafındaki parmak izi okuyucu kısmının yan tarafta olmasının bana göre biraz dezavantajı gördüm. Ama onun dışında telefon genel olarak iyi. Alınabilecek bir telefon. Benim de gördüğüm dezavantajlar bunlar. Eğer siz de bunun dışında farklı bir şey söylemek isterseniz lütfen yorum kısmına bizimle paylaşın. Almak isteyen arkadaşlarımız belki fikir sahibi olabilirler dediğim gibi. Bunun dışında videomu beğenirseniz ve kanalıma destek amaçlı abone olursanız da çok sevinirim.